Çocuğun kusmuğunu buluyorsun, getiriyorsun, analiz ediyoruz. Bir de çocuğun evine uğra. Tamam, bakalım sefaleti bize ne anlatacak? Sen de lomber ponksiyon yapıyorsun. Bir de Zeyno hocama söyle, o tuvalet teorisini test etsin. Bir dışkısına baksın çocuğun. Kusmuk için neden burada test yapmıyoruz? Anlatacağım ben onu sana sonra. Git. Geç. Geç içeri, anlatacağım sana. Bir de omuz çıktı başımıza. Neden Mehmet Ali'nin yanında konuşmadık? Yani ben sadece kan testi yapalım demek istemiştim. Kan testi? Çocuk hastaneye yattı yatalı dünya kadar kustu. Değil mi? Eğer vücudunda herhangi bir toksin kaldıysa kanında gözükmez. Kustu da nereye kustu? Tuvalete kustu. Gitti bütün kusmuklar. Yani elimizde çocuğun kusmuğu olarak sadece restorandaki kusmuk kaldı. Kapito. Okey, tamam. Ama neden Mehmet Ali'nin yanında konuşmadık? O başka. Neden anlatmadım Mehmet Ali'nin yanında? Bu yüzden anlatmadım. Bana bir reçete yazsın Nişantaşı. Polisin size daha önce yazdığım reçetelerden haberi var hocam. İyi. İşte bu yüzden ben de yazıyorum. Bunca zamandır reçete yazıyordun. Şimdi reçete yazmayı bıraktın. Şüphelenir adam. Çocuk mu kandırıyorsunuz yani? Bu argümana kanan oluyor mu? Yaz şu reçeteyi Emre. Yazamam hocam. Bir reçeteden bir şey çıkmaz. Yaz. Bunun bir taneyle kalmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Mesleki ehliyetimi kaybetmektense beni kovmanızı tercih ederim. Kaburgasını kırdım ne demek? Ha, buldum işte. Ha, düzelt o zaman. Niye çağırdım senin adına? Hiç uca dokunmadım bile. Ha, o zaman osteomiyelit. Enfeksiyon kemiklerine kadar yayıldı. Ya bakteriyel ya da viral. Nadine, Allah aşkına. Ağrımı azalt diye çağırdım seni, canımı çıkar diye çağırmadım. Bana laf yetiştireceğini sözleri dinlersin. Bu arası da olmazdı. Hiç bastonunu doğru tarafta kullanmayı düşündün mü? Heh, ne güzel. Suçu bastona at. 40 yıllık gariban bastonum geçen gün dedi ki, ya ben yanlış taraftayım arkadaş, şu tarafa geçeyim de şu adamın bir omzunu ağrıtayım. Ha, öyle mi? Vallahi iyi tanı koyuyorsun sen de. Aa! Dokunmadın bile. Nasıl, bu ne? Bu ne? Dokunmadım bile var ya, dokunuyorsun canım. Nerede dokunmadım? Aa, dolap dere görüyorsun halimi, ne oldu reçete yaz. Olmaz. Ağrı kesici. Hadi baksana ya halime. Lütfen. Oh, hadi. Hastaya iğne aspirasyonu yaptım. Oo, ne kadar sürer? Sonuçların çıkması. Oh, yapma. Bilerek yapıyorsun. Omuzunu dinlendirmen lazım. Sana farklı bir alet vermeye zamanınız geldi ve geçiyor. Kıskanıyorsun sen bu bastonu. Ben sana söyleyeyim.
Topuz sana çok yakışıyor. Hocam ne işiniz var burada? Güzellik sırlarımı paylaşmaya geldim seninle. Ne bu? Ha? Bu ne bu? Olmaz. Bu olmaz. Bu ne? Kırışıklık kremi. Yok artık. Ben sana söyleyeyim, senin en az 20-30 senen var kırışıklık için. Yeteri kadar güzelsin sen. Hiç aynaya bakmıyor musun? Bak biraz aynaya. Şimdi bak bana. Ha? Nasıl? Bebek gibiyim değil mi? Hı? Sırrımı veriyorum. Hazır mısın? Bıttım sabunu. Ne? Bıttım sabunu. Mardin'den sana güzel bir koli bıttım sabunu sipariş edeceğiz. Hem saçlar için hem cilt için. Bebek gibi cildin olacak senelerce. Evet. Sana sırrımı verdim. Şimdi geri ödeme zamanı. Hiç boşuna uğraşmayın hocam. Ağrı kesici için size reçete yazmayacağım. İki tane kaldı ama hapım. İkiye bölün, 4 tane kalmış olur. Bak. Sen Orhan'a reçete yazıyorsun değil mi? Orhan bana yazıyor. Ben diyorum ki Orhan'ı radan çıkaralım. Sen ve ben. Baş başa. Bir de reçete defteri. Üçümüz bir yemeğe çıkalım. Hı? Ne dersin? Kahvelerden sonra yazıverirsin bana reçetemi. Olmaz mı? Sorununuzun ne olduğunun farkındasınız değil mi? Tabii tabii, çok çok iyi farkındayım. Rozetli bir sorunum var. Tabancalı, mermili, tamamen legal bir sorunum var. Hocam çok fazla hap alıyorsunuz. Öyle mi? Nedir doğru miktar? Hı? O zaman doğru miktarda bir reçete yaz bana. Hadi bakalım söyle, doğru miktar nedir? Yok, cevap veremiyorsun. Değil mi? Çünkü yanlış şeyi tartışıyoruz. Bunun benim sorunumla bir alakası yok. Sen sonunun Orhan gibi olacağından korkuyorsun reçete yazarsan. Korkuyorum, tabii ki korkuyorum. Korkma. Bu komiser Mahir bana acı çektirerek kazanmak istiyor. Ağrılarımın devam etmesini istiyor. Eğer sen reçeteyi yazmazsan onun yanında yer almış olacaksın. Peki sen bir doktor olarak ağrılarım devam etsin istiyor musun? Hı? Benim regl ağrılarıma bayağı iyi geliyor. Sizin de işinize yarar. Alın bunu. Hocam. Tebdili mekan. Buldum. Buldum. Bebişin ismini buldum. Ama şimdi sana ne olduğunu değil, ne olamayacağını söyleyeceğim. Hangi isim olamaz? Onu söyleyeceğim. Mesela Berkecan, Oğulcan, Aycan, Baycan, Mustafacan, Ahmetcan. Bunlar olmaz. Ne olacağını da şu benim reçeteyi yazarsan bir zahmet ağrı kesici için, o zaman söyleyeceğim. Ne kadar ilacın kaldı? Ne kadar ilacım kaldı? Şu kadar kaldı. Bu kadar kaldı. Hadi. Lütfen. Bunun içine maydanoz koyma diyorum. İnatla koyuyorsun. Damağıma takılıyor, damağıma. Bana kadar geldiğine göre ekibindekiler yelkenleri suya indirmemiş demektir. Çok etkilendim doğrusu. Aferin onlara. Ben de korkaklıklarından çok etkilendim maşallah. Ödlek ötesi arkadaşlar. Aksine. Kesinlikle onlara teşekkür etmeyiz. Düşünsene, senden korkup böyle havlu atsalardı, reçete yazsalardı maazallah. O zaman ne olurdu? Mahir bütün bunları kanıt olarak kullanırdı.
Değil mi? Hatta şey diyebilirdi mesela. Bağımlılığını beslemek için altındaki çalışan insanları korkutup zorla reçete yazdırıyor. Hadi. Hadi. Hadi yap şu kardeşine bir güzellik. Lütfen bak ağrıdan kıvranıyorum. Doktorsun sen. Ağrımı dindirmen lazım. Lütfen. Evet. Hadi canım. Vallahi yazıyor musun? Gerçekten yazıyorsun ha? İlaç. Evet yazıyorum. Çünkü yazmazsam polisler ağrı kesiciye ihtiyacın olmadığını düşünebilir. İşte bu be. Dahisin sen. Dahisin. Herkesi diyorum. Bu görünümün altında bir deha yatıyor diyorum. Kimseyi inandıramıyorum. Al işte. Alayım. Alayım. Kolunu kullanamıyorsun. Fark ettin mi? Ne var bunda? Sen de ayakta çişini yapamıyorsun. Hadi ver. Ver. Fizik tedaviye gidiyor musun? Ne bileyim. Böyle bir... Gidiyorum. Fizik tedaviye gidiyorum. Yoga yapıyorum. Pilates yapıyorum. Cimnastik aletsiz. Hadi ver. Yalnız kolunun ağrısı fiziksel değil söyleyeyim. Tamam sen onu verirsen öğreneceğiz şimdi birazdan. Fiziksel miymiş, psikolojik miymiş, neymiş? Hadi ver. Son zamanlarda hayatında bir değişiklik oldu mu? Ya da farklı bir şey? Yani eşinle falan kavga ettin mi? Orhan'dan bahsediyorum. Ya da değer verdiğin ama verdiğini göstermediğin birini üzdün mü? Ve bu arada kolun ağrıması iyi bir şey biliyor musun? Yani bir nebze olsun insan olduğunun göstergesi. Bu da iyi bir başlangıç bence. Haklı mıyım? Haklıyım. Haklısın. Başkası hakkında haklısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.